Evet, tam vaktinde başlayalım. Çok sevgili Aksaraylılar, burada benim ikinci konferansım olacak. Allah nasip etmişti, 3 sene önce de burada konferans vermiştik. Ondan bugüne tabii zaman geçti. 2019, şimdi 2022. Kader ağlarını örüyor ve zaman ilerliyor. Bir kere daha buradayız. Burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi Aksaray tabii benim ikinci gelişim. Genelde bir sosyal bilimci olduğum için biraz da gözlem yapmaya çok çalışıyorum. Gittiğim yerleri de bazı bölgelerle karşılaştırmaya çalışırım. Bu Aksaray nereye benziyor diye hemen böyle aklıma kendime soru sorup o sorunun cevabını bulmaya çalışırım. Tabii ki burası da Türk dünyasında bence Güney Kazakistan'a çok benziyor. Coğrafya olarak çok benziyor. Bu coğrafya Güney Kazakistan'da özellikle Aksaray Türklerinin de mensup olduğu Oğuzların yaşamış olduğu Karadağlara, şimdi Karatav dedikleri Karadağlara, o bölgeye çok benziyor. O bakımdan da böyle bir arada paralellikte kurabiliriz. Zaten yer isimlerine ve diğer yaşayışa baktığımız zaman Türk dünyasında böyle bütüncül olarak bakabildiğimizde bence muhteşem bir manzara karşımıza çıkıyor. İşte burada Aksaray, orada Konya, Karaman veya şeyde en azından Orta Asya'da Tanrı Dağları, Altay Dağları vesaire vesaire olmak üzere her yerde bunları görme fırsatı buluyoruz. Tabi bu da bizi heyecanlandırıyor ama biz gelelim dönelim ilme. Tabii ki duygularımız var ama biz akademik olarak ya da tarihçi olarak doğru bilgi peşinde yaşamaya, koşmaya, aramaya çalışarak hayat çalışmalarımızı devam ettirelim. Şimdi milattan önce 3000'lerde aşağı yukarı insanlık tarihi aydınlanmaya başlıyor. Yani dünyanın değişik yerlerinde, Akdeniz dünyasında, Mezopotamya'da, Mısır'da, Hindistan'da, Çin'de vesaire. Aynı dönemde Türk tarihi de aydınlanmaya başlıyor. Nerelerde? İşte Güney Sibirya'da, Doğu Kazakistan'da, Moğolistan'ın batısındaki alanlarda böylece bir Türk tarihi de bir şekilde başlamış oluyor. Dolayısıyla Türk tarihinin geri ya da ileri tarafı yoktur. Yani insanlık tarihi belli olmaya, aydınlanmaya başladığı dönemden itibaren Türk tarihi, Türklerin izlerini takip edebiliyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Şimdi buradan yola çıkmış olsak o zaman Türkler kimdir? Nasıl yaşarlardı? Veya Türkleri nasıl anlamalıyız gibi sorular sorarak bunların cevaplarını aramamız ve bulmamız mümkün. Eski Türkler konar göçer bir hayat tarzını sürdürüyorlardı buna baktığımızda. Fakat onun öncesinde, yani büyük çoğunluk onun öncesinde normal yerleşik hayatta yaşıyorlardı. Yani evleri belirli bir mekanda sürekli kalıyordu. Ancak Orta Asya dediğimiz alan, Türkistan dediğimiz alan kuraklığa doğru gidince mecburen yaşamak zorunda oldukları için konar göçer hayata geçmek zorunda kaldılar. Bu şu demektir: yazın başka yerlerde, kışın başka yerlerde, yani kaynak bulabilecekleri, hayvanlarını doyurabilecekleri noktalara doğru göç etmeye ve buna göre hayatlarını sürdürmeye başladılar. Bol otlu yerlerde yaşayanlar daha kısa mesafe göç ediyordu ama daha az otlu kaynaklı yerlerde olanlar daha uzun bölgeler mesafe göç ederek hayatlarını sürdürüyorlardı.
İşte Güney Sibirya'dan hem Kazakistan bozkırlarında hem Kırgızistan hem Moğolistan bozkırlarında böyle bir hayat tarzı ortaya çıktı. Ve bu hani kader ağlarını örüyor dedik ya, birdenbire karşımıza boylar sistemi çıktı. Boylar sistemi de şudur arkadaşlar, işte Anadolu'da bizim çok iyi bildiğimiz gibi 24 Oğuz boyu, yani daha sonra Türkmenler, hem bütün Ön Asya'da hem Kıpçaklar gibi, Uygurlar, Özbekler, Kazaklar, ama bunların alt boylarını da dahil edersek bir boy kompozisyonu Avrasya coğrafyasında karşımıza çıktı. Şimdi bunun içerisinde böyle çok abartmadan etmeden bir şekilde kendimizi, hayatı çok iyi anlamak mümkündür. Ama şunu unutmamak lazım. Bakın, Türkler işte en eski ana yurtlarından hem Kore'ye kadar, Hindistan'a, Çin'e, Orta Doğu'ya, yani bu coğrafyaya, Avrupa'nın içlerine, Kuzey Afrika'ya, çoğu yere göç ettiler. Dolayısıyla Türk tarihini anlamak için mutlaka Türk göçlerini bilmek lazım. İkinci önemli konu burada, bu geniş alanlara yayıldıkları zamanlarda nasıl oldu da dağılmadan varlıklarını sürdürebilirler? Devletler kuramadan vesaire vesaire sebeplerden dolayı varlıklarını sürdürebildiler. Bu açıdan da önemli. Şimdi ben bundan dolayı iki temel faktör olduğunu düşünüyorum. Birincisi, Türkler göç edebildikleri için ayakta kaldılar. İkincisi, Türkler boylar halinde yaşadıkları için dağılmadan günümüze kadar geldiler. İşte bu yüzden sözümün başında söylemiş olduğum Aksaray etrafında toplanan, yani tabii Aksaray'da bolca bir bağlantı kurmamız lazım. Boylar bu yüzden Türklüğünü hiç kaybetmedi ve günümüze kadar, 21. yüzyıla kadar gelebildi. Aynı şekilde bu hem Moğolistan'da, en doğuda, hem Avrupa'nın içlerine kadar söyleyebiliriz. Dayanışmayı kaybedenler ise bu başka kültürlerin baskısı altında varlıklarını koruyamadılar. İşte Orta Doğu'da başka bir Araplaştılar ya da Hintleştiler Hindistan'da. Çinleştiler çok fazla var. En çok Çinleştiler diye düşünüyorum. Avrupa'da Slavlaşan Türkler de çok. Yani başka milletlerin arasında eriyen Türkler de çok. Yani böyle bir özellik de var. İşte burada bu mesele budur. Eğer işte Hunlardan itibaren gördüğümüz küçük yaşta o hayata karşı verdikleri mücadeleyi kazanmaları, daha dinamik, daha güçlü, başarılı, iyi avcı olmaları, iyi çoban olmaları, iyi savaşçı olmaları sayesinde gördük. Yani yaklaşık milattan önce 7, milattan sonra 13 büyük Türk göçü var. Şey içerisinde 13 büyük Türk göçü var. Bu göçlerin bu göçleri çok iyi analiz etmek lazım. Ama burada görmüş olduğum topluluk, yani 24 Oğuz boyu Aksaray, İç Anadolu, yani at çeken yörükleri Osmanlıların tabiriyle, aslında bir finaldir, bir sonuçtur diye söyleyebiliriz. Diğer taraftan, Hindistan'a da gitti Türkler. Orada yok olma, çoğu asimile oldu. Az sayıda var. İran'dakileri ayakta kalabildi. Niye? Çünkü yoğunlukta bulundular orada. Anadolu'da yoğunlukta bulundular. Tabii Osmanlı gibi, Türkiye Selçukları, Beylikler ve Osmanlı gibi bir imparatorluk kurdular ve nihayet bundan Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet ortaya çıktı. Bunu çok iyi anlamak lazım. Yani hem genelde bütün Avrasya'da, Macaristan'dan Mançurya'ya kadar olan genel olarak bir tabloyu iyi bilmemiz lazım. İkinci özellik olarak, ikinci sebep olarak arkadaşlar, özelde Aksaray'ımızın, yani İç Anadolu'nun ama Türkiye'nin tarihini çok iyi bilmek gerekir.
15-16. Yüzyılları düşünelim. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu, İran'da Safeviler, Hindistan'da Babürler, Orta Asya'da Kazak, Özbek, Buhara ve diğer hanlıklar düşünelim. Çok sayıda Türk devleti vardı. Yabancı, bunların her birinin özel adı vardı. Değil mi mesela kendisine? Ama yabancılar hep birlikte hepsine Türk diyordu. Türk adını olarak söylüyordu. Türk asırları diyordu. Bunu da böyle oturtmamız gerekiyor. Burada Türk kimliği gerçekten de çok çok önemli. Yani tarihi süreç içerisinde kaybolmadan nasıl günümüze geldi sorusunun cevabını almamız lazım. Şimdi bakın, 634 yılında, 635 yılında Batı Göktürk Devleti de yıkılınca başsız kalan Türk boyları, kendi aralarında bir kurultay düzenlerler. İli Irmağı civarında, Kazakistan'da. Bugünkü Almatı'nın kuzey doğusu gibi dediğimiz alanda. Toplanırlar, yeniden bölünürler. Bunlara on ok diyorlar. On kabile anlamında on ok derler. İşte Batı Oğuzları aslında bunlar. Daha sonra bunlar Sirdarya, Seyhun Irmağı boyunda yoğunlaşırlar ve Oğuz Yabgu Devleti ortaya çıkar bunlardan. Oğuz Yabgu Devleti. Oğuz Yabgu Devleti'nden daha sonra biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti. Selçuklu'dan Türkiye Selçukları, Anadolu beylikleri ve bu beyliklerden ve Cihan Şumul dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti meydana gelir ve onun devamında Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsileyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Genelde gençlerin arasında kafasında böyle bir kopukluk ortaya çıkmış durumda. Yani bu acaba nereden geliyor? Biz nasıl Türk'üz gibi sorular sorulmuş, soruluyor veya anlatılıyor diye söyleyebiliriz. Diğer taraftan budur. Ama gerçekten de 500'lü yıllar, yani 550-600 arasında biz Türk adının tarih sahnesinde böyle somut bir halde belirdiğini görüyoruz. Niye? Çünkü o dönemde Türk Kağanlığı kuruldu. Göktürk Devleti kuruldu. Biz Göktürkler diyoruz. Gerçek adı Türk Kağanlığı. Bu devlet kuruldu ve bu devlet şeyinde esasında hem yabancı kaynaklarda hem Türk kaynaklarında Türk adı çok geçmeye başladı. Ama bunun öncesinde ta milattan önce 3000'lere kadar giden süre içerisinde Hunlar var değil mi? Hunlar, Hun devletleri, başka başka Türk boyları var. Bugünkü bakış açımızla biz Göktürkler sayesinde Türk tarihini anlayabiliyoruz. Yani Türklerin şifrelerini çözüyoruz. Niye? Çünkü Türkçe anıtlar dikildi. Devlet yapısını, sosyal hayatı vesaire vesaire her şeyi öğrenebiliyoruz. Bunun devamında baktığımızda görmek lazım. Mesela işte kızların futbol oynamasını hep söylerim. Hukukla ilgili sistem, aile yapısı, hırsızlığın cezası ne, zinanın cezası ne, adam yaralamanın cezası ne? İşte başka bir şekilde bunların öğrenebiliyoruz. Yani hukuk yapımızı çözebiliyoruz. Diğer taraftan baktığımızda hükümdarın görevleri neler? Milletin görevleri neler? Ve şey. Şimdi Bilge Kağan'a göre üç önemli madde önemlidir. Milletin devletten beklediklerine bakalım. Bir, güvenlik. İki, ekonomik istikrar, ekonomi. Üçüncüsü adalet. 21. yüzyılda biz ne bekliyoruz devletten? Aynı şeyleri. Adalet, güvenlik, ekonomik istikrar. Yani şey değişmiyor. Yine Bilge Kağan'a göre devletin yıkılmasının üç önemli sebebi var. Bir, önce kendi ailesini eleştiriyor. Yöneticilerin doğru düzgün yönetmediğinden. Yani yöneticiler başarısız. İki, millet devletine karşı görevini yerine getirmiyor. Özellikle dışarıya bakıyor vesaire. Üç, Çinlilerin soğuk savaş taktikleri. Günümüze uygularsak ne deriz buna? Soğuk savaş taktikleri, yani dışarıda yürütülen soğuk savaş. O zaman için Çin entrikaları diyoruz. Aşağı yukarı tarihin paradigması burada hiç
değişmiyor arkadaşlar. Gerçek anlamıyla baktığımız zaman hiçbir şekilde değişmiyor. Yine aynı zamanda mesela Kapkan Kağan zamanında, hep Göktürk modelini öne sürüyorum ya. Üç önemli görevi var, yaptığı iş var Kapkan Kağan'ın. Birincisi Çin'den esir Türkleri kurtarmak. İkincisi Orta Asya'da yaşayan bütün Türkleri bir araya getirmek. Bir şekilde. Üçüncüsü ekonomik olarak ülkeyi kalkındırmak. Tarım faaliyetleri vesaire. Tabii bazılarını başarıyor, bazılarını başaramıyor. Şimdi bu örnek bir hükümdar değil mi? Bir model değil mi arkadaşlar karşımıza baktığımızda? Bunları görüyoruz. Diğer taraftan şeye bakarsak aynı dönemde şimdi aile kurumu çok çok önemli. Özellikle zina yapmanın cezası idam. Gelelim 21. yüzyılda gerçekten aile kurumu önemli değil mi? Yani o dönemde bile mesela şablon gibi o dönemi 21. yüzyıla uygulayabiliriz. Bu anlamda diyorum. Dış güçlerle işbirliği yapan insanlar yok oluyor. Günümüzde de öyle değil mi? Buna benzer bakarsak. Ama o Bilge Tonyo Cook'un 723 yılında söylemiş olduğu Bilge Kağan'a ülkeye bu dizimi getirme, şehirler inşa etme gibi stratejik şeyler ileri sürmesi çok çok değerli. Eğer o zaman Türkler Budist olsalardı yok olurlardı. Çok az Türk kalır dünyada, gerçekten yok olurlardı. Kitle olarak bakarsak. Çünkü o zararlı akımların ülkeye gelmesini istemiyor. Ama aynı Tonyo Cook surlu şehirler yapılmasını da istemiyor. Çünkü diyor bizim sayımız az, düşman kalabalık. Geldiği zaman biz kaçıp dağların, vadilerin arasına saklanabiliyoruz. Kuvvetlendiğimiz zaman karşı harekatı yapıyoruz diye söylüyor. Bunlar çok çok önemli. Ama yine aynı Tonyo Cook'a göre kahramanlar mutlaka ödüllendirilmeli. İç düşmanlarla dış düşmanların işbirliği yapması engellenmeli. Düşman hedefler küçükken yok edilmeli. Büyümeden. Bir yufka diyor, inceyken delinmeli, kalın olduğu zaman delinmez. Buna benzer 11 madde hazırlamıştım ben Tonyo Cook kitabımda. Yeditepe Yayınları standında var o kitap orada. Mesela onu açıkça söyleyebiliriz. Diğer taraftan esasen şeye bakarsak Göktürkler zamanında bu Hunlar Türk değildir anlamına gelmez. Hunlar zamanında da var aynı şekilde çok belirgin, gayet anlamlı ve şeyli. Fakat Hunlar zamanında maalesef Türkçe kaynak yok. Dolayısıyla isimlerin Çinceleri üzerinden gidiyoruz. Bu da sevimsiz kılıyor. Yoksa Hun döneminde bana göre Türklerin kültürel seviyesi daha yüksekti. Daha yüksekti bana göre. Zaman içerisinde çünkü şu. Ama ve şunu asla unutmuyoruz. Türk kağanlıklarının özellikle büyük kağanlıkların yıkılmasında temel sebep, en önemli sebep iklimin değişikliği. Yani kıtlık. Bu iki türlü. Bir yağış olmaması, ikincisi yaz mevsiminde kar yağması diyor. Yani mevsimsel değişiklikler Türklerin, büyük Türk devletlerin güçsüzleşmesine yol açmıştır. Bakarsak bunu. Şimdi at, koyun, sığır, deve gibi dört önemli hayvan sürüleri. Bu her birinin nerede yaşayacağı bile gerçekten de çok çok ilginçtir. Ve bugün hala mesela işte Kazak, Kırgız ve Moğol topluluklarında bu tür hayatı görmek mümkündür diye söyleyebiliriz. Şimdi bir yandan bakarız, ta en doğuda Kore'ye kadar giden Türkler. Bugün Fuyu Kırgızları var o bölgede. Diğer taraftan bakarız en batıda Macaristan'a kadar. Ama biz daha da batıya gittiğini biliyoruz. İngiltere'ye kadar gittiğini de biliyoruz. Ama böyle çok şey yapmadan, hani abartmadan doğru bir tarih anlayışıyla tarihimizi anlamamız mümkün.
Bakın, işte bugün Ukrayna topraklarında savaş oluyor değil mi? İşimiz yanıyor vesaire vesaire neyse. Ukrayna toprakları bilinen tarih içerisinde en az 1500 yıl Türk yurdu olarak kaldı. Hunlardan tutalım Altın Ordu'ya kadar. Onun da öncesinde, daha da öncesine götürmek mümkün. Ve şunu görüyoruz, her 100 yılda bir Orta Asya'dan Avrupa'ya doğru büyük göç hareketi meydana geldi. İklim değişikliğinden bahsetmiştim. Göçlerin sebebi, nüfusun artması budur. Ne diyoruz? Batı Kazakistan bozkırlarında bir hayvanın otlayabileceği ot türü 7. Doğu Avrupa'ya, yani Ukrayna topraklarına geçince bir hayvanın otlayabileceği ot türü 2000, yani 285 kat fazla. Bugün de öyle. Yani Ukrayna toprakları çok verimli, o yüzden tahıl şey vesaire anlatılıyor ama bunun tarihi kökenlerini bilmek lazım. Yani tamam, bugün orası Ukrayna toprağı vesaire vesaire ama 1500 yıl Türklere yurtluk yaptığını anlatmak lazım. Nitekim en son ta 1792 yaş anlaşmasına kadar Türklerin elinde kaldı yani o bölgeyi bakarsak. Bu yüzden bence böyle daha doğru, daha anlaşılabilir bir tarih anlayışına ihtiyacımız var. Türklerin kahramanları vardı ama aynı zamanda hainler de vardı her dönemde. Yani günümüzde olduğu gibi diyelim, yabancılarla işbirliği yapan, ülkesini kendi çıkarları doğrultusunda satmaya çalışanlar vardı ama başaramıyorlardı vesaire. O dönemlerde de aynı şekilde gidiyordu. Bence tarih bunun için var. Yani burada anlatmaya çalıştım ki bunu ben saatlerce çok detaylı bir şekilde olaylarıyla ispatlı halde size gösteririm. Orijinal kaynaklarını da gösteririm. Çin kaynaklarını vesaire. Onları da gösteririm size. Ama burada mesele şu. Tarihten günümüze nasıl anlamalıyız sorusunun cevabını ben size vermeye çalışıyordum. Nasıl oldu da işte diyoruz ya, 3000 sene önceden günümüze kadar 5000 bilinen tarih içerisinde, ki onun öncesinde zaten var olduğunu biliyoruz da kesin olarak anlatmaya çalışıyor. Düşünün, kaplumbağa kabuklarının üzerine, kemiklerin üzerine, bambu kabuklarının üzerine Türklerle ilgili çok fazla kayıtlar tutulmuş. Daha ilk yazın çıktığı zaman. Bunlar ne? Hunların ataları. Hunların ataları diyoruz. Sonra bakıyoruz aynı şekilde. İpek üzerine vesaire. Ama demek ki zengin bir Türk tarihi var ki 250 yıldır batıda bunlar araştırılıyor. Araştırılıp durmuştur. Kendi kendine şey olarak gitmiştir, araştırılmıştır. Esasen yani dünyada ta Arjantin'den Yeni Zelanda'ya kadar, Amerika'dan Kore'ye kadar diyelim, geniş dünya düzleminde Türk tarihi araştırmaları çok fazladır. Bu bile Türk tarihinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ama biz övünmeden, abartmadan, doğru bilgi peşinde olarak tarihimizi anlamalıyız. Tarih bu anlamda sadece tarihçilerin işi değildir. Tarihçiler araştırıp doğru bir şekilde ortaya koyarlar. Ama esasen baktığımızda bütün toplumu ilgilendirir. Küçücük bir evladımız, kendinde olan, gönlünü bilen küçük bir evladımızdan tutun en yaşlı 80-90-100 yaşındaki dedemize, büyüğümüze kadar herkeste bir tarih şuuru vardır. İyi ya da kötü vardır. İşte bunun doğru olması bence toplumun faydasınadır. Faydasınadır. Bana bakmak lazım. Dediğim gibi en azından bilinen tarih içerisinde her yüzyılda bir doğu batı ekseniyle doğudan batıya doğru büyük Türk göçleri oldu diyoruz. Ama aynı şekilde 11. yüzyıldan itibaren özellikle Oğuzlar Anadolu'ya dönünce Büyük Selçuklularla birlikte tarihin rengi değişti. Belki dünya tarihi değişti esasen. Gerçekten de değişti. Değişti esasen.
burada Türklerin Müslüman olması, işte Türk İslam kültürünün ortaya çıkmasından düşünün. Ta Çin Seddi'nden Müslüman olduktan sonra Macaristan'a kadar, Avrupa'nın içlerine kadar her yerde Türklerin hem kendileri için hem İslamiyet için canla başla savaştıklarını, mücadele ettiklerini görüyoruz. Bu açıdan da çok değerli. Budur. Ama şunu da bakın unutmayalım. Tekrar ediyorum, aile yapısı özünde. İki temel çekirdek vardır Türkler için. Bir aile, ailenin sağlamlığı. İkincisi askeri sistem, ordu. Bu temel omurga olarak bu devam eder. Hunlarda da bu böyleydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu böyle olması lazım. Aile ordu bir şekilde. Ama o benim formüle ettiğim ölçüde mesela zor şartlar altında kuvvetli bir düşman geldiğinde, kıtlık olduğunda başka bir yere göç ederek o bölgede ayakta kalabilmek, varlığını sürdürmek çok çok önemli. İşte o yüzden 1500 sene Karadeniz'in kuzeyi Türk yurdudur diye anlatmaya çalıştım. İşte Ukrayna toprakları bunun en bariz örneği. Onların her birinin Türkçe adı vardır. 892 yılına kadar Rus diye bir şey yoktu dünyada. Ama Türkler 2500-3000 yılı vardır o zamana kadar bakarsak. Yoktu. Yani tarihimizi doğru bilirsek bunu doğru anlatırız. Günümüz olaylarına sadece birbirlerine çarpıştırarak mukayese edip anlamak çok doğru değil. Yani tabii mutlaka takip etmeliyiz ama tarihi bilerek tarihten günümüze yansıtmamız, hatta geleceğe yansıtmamız lazım. Bu açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tarihi bilgilerin vesaire diğer araştırmaların. Ama yani şimdi hep anlatırım ya televizyon konuşmalarımda da Fuyu Kırgızları derim, Mançurya'da bir yerde küçük. Belki yok olmak üzere. Belki yok oldular. En doğuda onlar var şu an söyleyebileceğimiz. En batıda, batıya kadar, ta Litvanya, Finlandiya'ya kadar işte Karaimler veya işte Tatar kökenli küçük topluluklar, Anadolu Balkanları zaten biliyoruz. Yani bu anlamda Türklerin tarihini öyle yazmak da kolay değil. Şimdi burada bir profesör bunlar Türk dediği zaman ispat edebilmesi lazım. Anlatabilmesi lazım. Anlatamıyorsa bir anlamı yok. O yüzden ben ne diyorum? Boy sistemi önemli. 24 Oğuz boyu. Sonra Müslüman olduktan Türkmenler, yani Anadolu için çok çok önemli. Kıpçaklar da aynı şekilde Karadeniz'in kuzeyinde çok çok önemli topluluklar olarak aklım. Şimdi bakalım büyük hanedanlara, Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Osmanlı vesaire hepsi yıkıldı gitti. Ama Türk milleti var. Neyin sayesinde? Boylar halinde yaşadıkları için. Boyların da özünde az önce açıklamaya çalıştığım gibi aile gelir. Ailenin sağlamlığı. Ailenin içinde de en önemli taşıyıcı, aileyi ayakta tutan evin temel direği kadındır. Yani annelerdir. Evlatları, aileyi yetiştirip gelecek nesillere hazırlayan annelerdir. Dolayısıyla kadınlardır. Çin kaynakları başta olmak üzere yabancı kayıtlar eski Türklerde aile yapısının çok değerli olduğunu, önemli olduğunu sık sık vurgular. Özellikle vurgular. Kadınların toplumda aile yönetiminde ve devlet yönetiminde söz sahibi olduklarını açık bir şekilde vurgular. Yani özünde kadın Türk ailesinde, yani Türk toplumunda kadınlar çok önemli rollere sahipti. Zaten kadın hükümdarlar var. İlk efsane hükümdar Tomris olduğu söyleniyor ama onun dışında Sabarlarda Boğarık var vesaire vesaire, bunları da görüyoruz. Ama şöyle bir formüle etmemiz lazım. Erkek ya avda, savaşta, savaş tatbikatında vesaire. Bütün çocuğu, ailenin bakımı yükü kadının üzerinde. Bugün hala öyle. Bozkurt topluluklarında. Hala aynı şekilde devam ediyor bu sizin. Çok ilginçtir. Ama
maalesef günümüzde yaşanan olayları biliyorsunuz. O kadınlara karşı işlenen işte suçlar ve cinayetler vesaire ikinci plana atılması işte toplumda falan, bu bambaşka. Nasıl bu hale geldik, onu da bilmemiz lazım. Ama tekrar ediyorum, bir erkek olarak evin temel direği kadındır. Bunu açıkça. Çünkü toplumu gelecek nesillere kadın hazırlar. Budur. Başka bir şey daha var burada. En çok benim mesela dikkatimi çeken bir konu. Kadınların mirastan pay hakkının olması. Bu hala tartışılan bir konu 21. yüzyılda. O dönem için bakıyorsak kadınların mirastan pay hakkının olması. O da çok ilginçtir bakın. Açık bir şekilde belli. Hatta böyle o ilginç hikayeler var. Çok vakit almamak için anlatmayayım. Evlendiği zaman diyor kızın bütün hissesine düşen mal diyelim, at sürüsü vesaire gelir alınır götürürler. Hatta diyor işte o kızın, gelin kızın ağabeyleri, kardeşleri hiç seslerini çıkaramazlardı. En güzellerini seçerler, atların falan diye böyle ilginç hikayeler de vardır. Bu önemli bir konu. Ama tabi bunu hukuksal tabanı vesaire görüyoruz. Bu yüzden mesela Türk toplumunda kadınların çok değerli olduğunu, yönetimde söz sahibi olduğunu bildiği için Çinliler bildikleri için prenses göndererek adeta onları casus gibi yetiştirerek Türklerin şeyine çanına ot tıkamıştır. Yani devletlerin yıkılmasına, zayıflamasına sebep olmuştur. Evet. Bakın. Bilge Kağan'dan sonra işte 10 sene sonra Göktürk Kağanlığı yıkıldı. Yerine Uygur Kağanlığı kuruldu. Uygur Kağanlığı tam anlamıyla 3. Göktürk Devleti'dir. Bütün gelenek her şeyle devam eder. Devam eder. O dönemde de. 840 yılına kadar bu durum devam etmiştir. Bir şey oluyor orada. Bögü Kağan bana göre yanlışlık yapıyor. Mani dinine giriyor. Mani dinine girince sanki zararlı bir akımmış gibi karşımıza başka bir şey çıkıyor. Bir daha Maniheistlerle normal o bozkır hayatını sürdüren Türklerin birbiriyle olan mücadelesi başlıyor ve devlet zayıflıyor. O ölçüyü çok iyi tutturabilmek lazım. Benim için burada mesela çok değişiktir. Türklerin kendi alfabeleriyle yazıları vardı biliyorsunuz. Runik alfabe denilen yani oyma yazı. Mani dinini kabul ettikten sonra bu şey ortadan kalktı ve yerine artık soğut harfli alfabeleri kullanmaya başladılar diye bir şekilde söylüyoruz. Bunun dışında bir şekilde hani genel perspektif içerisinde bakarsak Türk tarihi aslında bir bütündür arkadaşlar. Yani milattan önce 3000'leri alalım günümüze kadar. Bana göre Türkler 123 devlet kurdu. Yani irili ufaklı devlet kurdu. Günümüze kurduğu gibi yıktı da. Hanedanlar değişti ama Türk milleti devam etti. Bir şekilde varlığını sürdürmeye çalıştı. Özellikle şey oldu. Ama hep şu kafayı, şunu sorabilmemiz lazım. Nasıl oldu da var oldu? Mesela dünya milletleri arasında Türkler kadar eski bir, bence bir Yahudiler var. Başka yok. Diğer milletler hep kaybolup gitti. Sonradan ortaya çıktı vesaire. İşte bu sorunun cevabını düzgün bir şekilde hem akademik olarak hem popüler anlamda düzgün ifadelerle anlatmaya, anlamaya çalışmak lazım diye ben söylüyorum. Özelliği bu. Ama siz işte avarları, peçenekleri, sabarları, kuman kıpçakları bilemezsiniz, anlamazsınız. Mesela kuman kıpçaklar Türkiye'de az bilinir. Ama düşünün, Romanya devletini kuran, Bulgarya'yı, Bulgaristan'ı yöneten, Macaristan'da etki yapan, Kafkaslar'da çok kalıcı izler bırakan, Doğu Anadolu'dan tutun Kastamonu'ya kadar
Mısır'da Memlük Devleti'ni kuran Kuman Kıpçaklardır diye düşünüyoruz. Ölçüsü budur. Bunu daha da böyle devam ettirmek başka şanslarımız da olabilir diye düşünüyorum. Ama o 5000 yıllık tarih içerisinde, yani tarihle mekanı buluşturabilirsek ve bunu çok sevgili gençlerimize, arkadaşlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere anlatabilirsek, bence toplumumuz, devletimiz bundan doğru bir şekilde faydalanır diye düşünüyorum esasen. Evet, aşağı yukarı tabii benim çok vaktim yok. Burada uygun olursa soru almak istiyorum. Öncelikle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle bir 10-15 dakikada soru cevapla gidersek iyi olur. Sonra uçağa yetişmem lazım. O yüzden fazla kalamayacağım. Evet. Muhterem hocam, Nihal Atsız Hoca Avarların Türk olmadığı hakkında bir görüş ileri sürüyor. Bu konudaki bilginizi istirham edeceğim. Bir de Slavlaşan Türkler acaba hangi coğrafyada yaşıyorlar? Üçüncü sualim de Gagavuz, Moldova'daki Gagavuz Türkleri hakkında bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim. Evet, iyi. Şimdi Nihal Atsız Hoca'nın söylemiş olduğu Ruanlar, yani Juan Juanlarla Avarları aynı zannetmişler o zamanlar, ondan dolayı. Benim burada kastettiğim Avarlar, batıya gelen Avarlar Türk. Onda hiç şüphe yok. O Kökterin Çocukları kitabımda onları yazıyorum. Oraya bakarsınız siz. Oradan bir şekilde anlatıyoruz. İkincisi, Slavlaşan Türkler Bulgaristan'da özellikle tabii. Bulgarlar, yani Bulgarlar bir zamanlar Türktü, sonra Slavlaştı. Ukrayna'da, Yugoslavya'nın bazı yerlerinde Slavlaşan Türkler çok. Yani Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da Slavlaşan Türkler çok. Ukraynalıların da böyle bir olma ihtimali var. Yani onu da söyleyebiliriz. Evet. Başka, buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle efendim, tarihte Türk adı genel olarak bir ırka mı, yoksa o coğrafyada yaşayan bütün millete mi ithafen kullanılıyor? İkinci, evet, olarak Moğollar Türk kategorisine giriyor mu ve tarihte Türk-Moğol münasebetleri nasıl gelişmiştir? Evet. Bilgi verirseniz çok teşekkür, evet, ediyorum. Türkler, Moğollar Türklerin amcaoğlu, ama bugünkü Moğollarla eski Moğollar aynı değil. Onu da anlaşalım. Yani Eskimo, Moğolca'nın içerisinde, ben Moğolca öğrendim biraz, Türkçe gibi. Aynı. Eski Moğollar, şimdiki Moğollar aynı değil. Bunlar Budistleşince Çin, Manchu ve Tibet kültürünün etkisi altında kaldılar. Değerlendirmeyi öyle yapmak lazım. Birinci soru neydi? Evet. Şöyle, mesela Türk adının ilk geçtiği tarihlerde, mesela işte Fars Sasani kaynaklarında Sır Derya'nın doğusunda yaşayan herkes Türktür diyor. O bölgede yaşayanların adı Türktür diyor. Dolayısıyla ona göre değerlendirmek lazım. Evet, tamam, geldi herhalde ses yine. O şekilde bakmak lazım. Ama biz modern devletin tanımı, Türk tanımıyla bizimki şeydir. Yani ben bugünden başlayarak, Türkiye şu topluluğundan başlayarak tarihin en eski devirlerine kadar giden süre içerisinde Türklerin izlerini takip edebiliyoruz. İşte edebildiğimiz kadar olanlara Türk diyoruz. Bu Çin kaynaklarında Kore, Tibet, Tohar, İran, Sos ve ona göre bakmak lazım. Yani o ayrımı yapmak gerekiyor. Ama ha, bana sorarsan günümüzde insan kendini ne hissediyorsa olur. Gagavuzları söylemeyi unuttum. Gagavuzlar tabii Hristiyan olan Türkler. Bu iki görüş var. Birincisi Gök Oğuzlardan geldiği şeklinde. Diğeri de Türkiye Selçukları zamanında Keykavus'un torunları. Yani onunla giden bir 2-3 bin kişilik grup var. Onlardan olduğu söyleniyor. Fikir daha çok Anadolu'dan gidenler üzerinde. Oraya gidip Hristiyan olan Türkler. Çünkü Türklerin tamamı Müslüman olmadı. Bir kısmı Hristiyan oldu. Evet, başka bir soru. Kolay kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Sakarya'dan buraya geldim. Hemşeri sayılırız. Sağ olun. Sayın hocam, Türklerin İlk olarak hangi soydan geldiklerini, İbrahim Aleyhisselam'ın hangi oğluna dayandığını bilmek istiyorum. Kolay gelsin. Evet,
o konu şeyde geçen, yani Reşit'in Cami Tevarih'te ve şeyde Ebru Gazi Bahadır'ın Oğuznamelerde geçen Nuh'un oğlu Yafes'in çocukları olduğu şeklindedir. Oradan geldiği söylenir. Tabi bunlar çok şey, nasıl diyelim, onlar tabi destan, efsane vesaire. Onları çok itibar etmiyoruz. Ama benim size burada söylemeye çalıştığım, tabi Hunlar kitabım var. Birazdan imza da atacağım Yeditepe standında. Hunlar kitabımın ilk kısmına bakarsanız orada görürsünüz. M.Ö. 3000'den itibaren şu anki bilgilerimize göre Güney Sibirya, Doğu Kazakistan, o bölgede Türkler ilk defa ortaya çıktı. Şu anki. Ama bu değişebilir. Belki Anadolu'dan gitti oraya. Belki oradan buraya geldi. Onlar da olabilir. Çünkü bu bir ilim, bilimdir. Yeni bulgu verilere göre değerlendirmeler değişebilir. Ama diğer söylemiş olduğunuz efsane. Onu da burada söyleyeyim. Evet. Zannedersem tamam oldu. Ya. Buyurun bir soru daha. Evet. O son soruyu alalım. Öncelikle teşekkür ederim. Benim sorum şu olacak. Az önce Göktürk Devleti'nin yıkılışı hakkında konuşurken 3 sebep üzerine durdunuz. İlk olarak yöneticilerin hatalarından bahsettiniz. Çin entrikaları dediniz. Son olarak da milletin devleti olan görevlerini yerine getirmediklerinden bahsettiniz. Bu görevler nelerdir, bana açıklar mısınız? Bir, askerlik yapmak. İkincisi, hainlik etmemek. Devlete karşı. Yani yabancı güçlerle işbirliği yapmamak. O görülüyor esas. Orada Bilge Kağan onu söylüyor. Yabancılarla işbirliği yapmamak. Kendi devletine, milletine karşı. Bu kadar basit. Devlete itaatsizlik etmeyecek yani. Kağan'a karşı bağlı olacak falan filan. Ama Kağan da görevlerini ona göre yerine getirecek diye söyleyebiliriz. Hocam teşekkür ederiz bu güzel söyleşi için. Size bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Bülent Suveri Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.